Evet, tarihi mekanlar serimize Sultan Hasan Camii ve medresesi ile devam ediyoruz. Kahire'de bulunan ve tarihi 1356 yılına dayanan Sultan Hasan Camii ve medresesinden bahsedeceğim sizlere. Yapımına 1356 yılında başlanmış ve 1363 yılında tamamlanmıştır. Bu cami ve medrese Kahire'de cami, medrese ve türbeden oluşan bir külliye olarak inşa edilmiştir. Yapıda dört eyvanlı plan uygulanmış. Ana eyvanın mescid olarak kullanıldığı yapıya Sultan Hasan'ın türbesi birleştirilmiş. Önünden geçen yola uyum sağlaması için portalın bulunduğu cephe eğimli yapılmıştır. Planı ve portalı Selçuklu etkisinde olup portalın yanında bulunan çifte minareler Erzurum ve Sivas'ta yer alan çifte minareli Anadolu Selçuklu medreselerini andırmaktadır. Devasa boyutlarda inşa edilmiş olan yapı, kale gibi teşkilatlandırılmış mimari hususiyetleri sebebiyle değişik ayaklanmalar ve çatışmalarda aktif rol oynamış. Ayrıca sarayın bulunduğu kaleye yakınlığının da bu konuda önemli rolü olmuştur. Dört minareli olarak planlanan külliyenin kapısı üzerinde bulunan minarelerden biri inşaatın tamamlanması esnasında yıkılmış ve esas projeden vazgeçilmesine sebep olmuştur. Kalan iki minareden biri de 1660 yılında yıkılmış. Fakat yerine daha sonra İbrahim Paşa tarafından başka bir minare 1671 yılında inşa ettirilmiştir. Ayaklanmalar ve çatışmalarda önemli ölçüde harap olan binanın türbe kısmını örten ahşap kubbe de 1661 yılında çökmüştür. Mevcut şu anki kubbe Osmanlı devri tadilatı sırasından kalmadır. Sultan Hasan Camii ve Medresesi, Kahire Kalesi yakınında bulunan çok önemli bir Memlük dönemi eseridir. Geçmişte Sünni ekolünün dört mezhebinin tamamını kapsayan bir eğitim vermesiyle bilinen cami, döneminin en önemli eğitim merkezlerinden biri olarak uzun süre adından söz ettirmiştir. Sultan Hasan, Memlükler döneminde kısa sürekli iktidarda kalmasına rağmen büyük izler bırakmış, cami ise İslam dünyasının en görkemli camisi olmuştur. Dünyanın her yerinden çağırdığı seçkin mimarlara öyle bir cami inşa edin ki yeryüzünde daha etkileyici bir yapı olmasın diye buyurmuş Ebu Maali Hasan, namı diğer Memlük Sultanı Hasan. Henüz 23 yaşındayken Orta Çağ Mısırı'nın en görkemli camisini kendi adına yaptırmayı aklına koymuş. Ne kadara mal olursa olsun yaptıracakmış. Bu sebepledir ki günde 20 bin altınlık masrafı dahi göze almış. Hatta söylendiğine göre bütçe yetersiz kalınca vebadan ölüp varisi olmayanların terekeleri dahi bu yapının taşı toprağı olmuş. Kahire'nin tam göbeğinde
tüm şehri görebilecek bir noktada yükselmiş Sultan Hasan Cami ve Medresesi. Tüm heybetiyle Memlük kairesini kucaklasın diye. Evet, koridoru geçince ulaştığınız meydan ise daha da sıra dışı. Dört dev kolonun üzerinde yükselen büyük bir cami hayal edin. Tavana doğru gözlerinizi kaydırdıkça dev bir kubbe görmeyi beklersiniz. Ancak Sultan Hasan Camii burada da rutini kırmış ve o dev kubbeyle üstünü kapatmamış. Cemaat gökyüzüyle buluşabilsin diye. Thank you.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber. Egyptian? Egyptian? أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا Original key, eh? Yeah. Original key of the story. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. Medresenin caminin dört köşesine dağıtılmasının sebebi ise dört Sunni mezhebi temsilen birer derslik olması. Aynı cami bünyesinde bu huzurlu dersliklerde tüm ekollerin eğitimi uzun yıllar boyu verilmiş. Pek rastlandık bir durum değil bu. Farklılıkların çatışmak zorunda olmadığını, bilakis nasıl da aynı bünyede beraber yaşayıp ilmi zenginlik oluşturabileceğini kanıtlıyor bize Sultan Hasan Camii ve Medresesi. Herkesin sonunda aynı meydana çıkacağını hatırlatıyor. İşte
En etkileyici tablo da bu oldu benim için. Bir gün yolunuz Kahire'ye düşerse elbet buraya da düşsün.